Ege'nin Sesi TV'den ekranlarından merhaba diyelim efendim. Sonra sonra programıyla sizlerle birlikteyiz. Pazartesi günü başlamıştık biliyorsunuz yeni haftayla yeni bir programa. Bugün de moda sektörünü konuşacağız. Aslında hem sektörü hem sektörün sorunlarını hem hedeflerini hem de gelin adaylarına böyle önemli tiyoları da merak edilenleri de tabii Abiye'de de aynı şekilde modayı da konuşuyor olacağız. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sizlerin soruları varsa yayına her zaman dahil olabilirsiniz. Hem sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanıyor. Sizlerin yorumlarına, sorularına ihtiyacımız var. Onları cevaplandırmaya çalışırız. Telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa eğer 0549 717 90 41 numaralı telefonumuzda yine sizlere açık merak ettikleriniz için yayına dahil olabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Peki kim bizle birlikte? Moda evi sahibi Sema Aydın'ı ağırlıyoruz. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Çok sağ olun, bizler deyiz. Şimdi moda sektörü deyince ebi derya bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Hızla değişen, gelişen, elbette ki her sektör hızla değişip gelişiyor. Hı-hı. Ama moda farklı bir akım, farklı insanların beyninde, farklı bir çizgide, herkes, evet, farklı olmanın peşinde, hı-hı, fark yaratmanın peşinde ve işte giyim de, giyim, duruş, belki saç, belki makyaj kadınlar için ya da erkekler için belki bir aksesuar, hı-hı, her şeyi değiştiriyor. Herkesten farklı olabiliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi sektörle ilgili konuşalım ama onu böyle biraz daha süsleyelim istiyorum. İnsanların beklentileri, tabii gelinlerin beklentileri, sektör nasıl bir 2018-2019 sezonu geçirdi onu merak ediyorum. Hı hı. Önümüzdeki hedefler nasıl? Ekonomik olarak çünkü esnaf, birçok kesim zor bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle, ülke olarak. Evet. Bu sektörü de etkiledi mi? Modayı etkiledi mi? Belki öyle başlayalım. Kesinlikle etkiledi. Yani 2019 bütün esnaflar için, bizim için de zorlu bir süreçti. Bizim sektörü de evet etkiledi maalesef. Şimdi genelde çünkü hareketli yaz dönemini en hareketli geçiren sektörlerden birisiniz siz. Kesinlikle. Özellikle abiye ve gelinliklerle. Gelinlik, aynen. Düğün olunca da sanki hiçbir şeyi kısmazmış gibi gelir. Bu sene öyle olmadı ya mı? Ya şimdi şöyle, bu sene evet kısmazmış gibi geliyor haklı olarak da. Yani bu müşterilerimiz aynı şekilde yapıyor ama bütçe herkes için önemli. Tabii. Tabii ki gelin damat için de önemli. Kısabildikleri kadar kıstılar aslında ama bunun yanında da en güzel şekilde hazırlanmak istediler. Tabii. Biz de aynen, biz de bunun yanında olduk, en güzel şekilde hazırlamaya çalıştık. Hem damatların bütçesine uygun bir şekilde, kendi adıma söylüyorum, gelinlerin de hayalindeki olan gelinliği tasarlayarak, hı hı, her iki tarafta mutlu bir şekilde ayrıldılar bizim müşterilerimiz. Ama diğer sektörlere baktığımız zaman evet zorlu bir süreçti. Arzu ettikleri şekilde, istedikleri modeli istediği yerde bulamayabiliyorlar ama. Hı hı. Zaten şey öyle başlar. Bir yerde bir model görürsünüz. Aynen. Hayran olur, gelirsiniz. Tabii sizin işiniz farklı bir iş. Sanat, kesinlikle, yapıyorsunuz tabii siz. Tabii ki. Yani hazır konfeksiyon ürünlerinin arasından bedenler seçip daraltıp genişletmek değil sizin yaptığınız, aynen, iş. Aynen. Belki tamamen, bir gün biri sadece bir fikirle geliyor. Evet. Bir hayali, tamamen soyut bir hayalle geliyor ve siz o hayali somut bir görüntüye büründürüyorsunuz. Aynen, bazen gelen genç kızlarımızın hayali, bazen hiçbir şeyi görmemiş mesela. Sadece kendi düşüncelerine ait, hı hı, olan bir ürünü bize anlatmaya çalışıyorlar. Biz onu evet tekrardan çıkarmaya çalışıyoruz ve de yapıyoruz. Hı hı. Şunu da konuşalım, ne istiyorlar en çok mesela, benim en çok merak ettiklerimden aslında. Şimdi ünlülerde görüyoruz, acaba ben işte en son en yakın Ebru Şallı aslında, aynen, evlendi. Aynen. Ben Ebru Şallı'nın gelinliği gibi bir gelinlik istiyorum diye gelenler oluyor mu? Diyenler var tabii ki. Tabii ki, tabii vücut ki var. Tipi? Şimdi vücut tipine göre uyarlama yapabiliyoruz zaten. Eğer ki vücut tipi uygunsa evet çalışabiliyoruz. Ama uygun değilse neden uygun olmadığını müşteriye güzel bir dille anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Onun vücut tipine uygun aslında gelinlikler tercih etmeye çalışıyoruz ki mutlu bir son olsun. Evet, çünkü bazıları tamamen karşısındakinin isteğini yerine getirmek için bazı vücut tipini ya da bazı şeyleri, hı-hı, göz ardı edip sadece istediğini yapmak ister. Ama biz ticari bakmıyoruz bu olaya. Biz o kişinin, gelen kişinin hayaline ortak olmaya adayız. Hı-hı. Ticari bakmıyoruz.
Şimdi izleyenlerimize de söyleyeyim, biz şimdi Ebru Şallı'nın görüntüleri de yine ekranlarınızda. Evet. Birkaç ünlülerden isimler var, sizin için fotoğraflarını, görüntülerini derlediğimiz. Onların üzerinden ben hem bu gelinliği bir detaylandıralım, değerlendirelim diyeceğim birkaç ünlü isim var. Onlara geçeceğiz ama onlara geçmeden önce belki de dikkatinizi çeken, hayallerinizde olan gelinliklerdir. Hangi modele, hangi vücut tipine hangi model uyar ya da bunu hangi vücut tipi giyebilir gibi yine üzerinden konuşacağız bu fotoğrafların. Buna gelmeden önce ben biraz sektörle de ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi sanat, yayın öncesinde de konuştuk. Bir sanat icra ediyorsunuz. Evet. Zanaatkarlarımız, sanatçılarımız önemli birçok meslekte ve birçok meslekte de yine çırak sıkıntıları yaşandığını biliyoruz. Aynen. Sizin sektörde durum nasıl? Çünkü sanat öğretmek zor, öğrenmesi de zor. Yani öğrenci açısından da zor bir süreç, öğrenen açısından da zor bir süreç. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem. Hepsini böyle bir kazanın içinde düşünsek nasıl ilerliyor işler moda sektöründe? Şimdi bizimkisi tamamen zaten beceriye dayalı bir iş. Hayal gücüne dayalı bir iş. Hayalindeki bir ürünü çıkarabilmek için beceri şart. Ama bu zaman zarfında da evet dediğiniz gibi usta çırak ilişkisi kalmadı artık. Kimse bu işi işte öğrensin diye yönlendirmeyebiliyor. Artık becerisi olmayan zaten bu işte başarılı olamıyor. Eskisi gibi kalmadı galiba. Sanırım biz de bu konuda zorlanıyoruz evet. Ben kendi adıma söyleyeyim, çok istiyorum. Çok kişiye hani istihdam sağlayabilmek için, bu sektörü yayabilmek için öğrensinler, yapsınlar istiyoruz ama galiba gençlerimizde de birazcık sabır kalmadı bu noktada. Bizim işimiz tamamen sabır işi. Sabır işi, istihdam sağlama isteği de aslında çok önemli. Kesinlikle tabii. Çünkü bülteni programı açarken dedik ki ekonomik sıkıntılar. Bu ekonomik sıkıntıları nasıl gidereceğiz? İstihdam sağlayacağız. Hepimiz bir yerden bir şeyin ucundan tutacağız. Tabii bunun için emek, manen ve madden biraz yol alacağız. Aynen, nasıl istihdam sağlanabilir? Mesela siz kendi sektörünüzle ilgili sizin düşünceleriniz var mı hayata geçirmek istediğiniz? Şimdi şöyle, ben istihdamı şöyle sağlamak istedim kendi adıma söyleyeyim. Biz üretim yapıyoruz. Evde oturmuş çok bayan arkadaşlar var. Becerikli olan bayan arkadaşlar var. Bu işi gerçekten de hem iş hem zevk alacağı şekilde kendini değerlendirilebilecek bayan arkadaşlar var. Biz onlara her zaman kapımız açık. Öğrenmek istiyorlarsa öğretebiliriz. Bu işte para kazanmak istiyorlarsa evet o konuda da yardımcı olabiliriz. Ama yeter ki bizle irtibata geçsinler. Aslında değil mi? Doğru irtibata geçecek, doğru insanı bulmak belki de kesinlikle, önemli bu konuda. Kesinlikle tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Bu devlet destekleri de aslında önemli. Yani bu da çok önemli ama bizim sektöre pek devlet desteği alamıyoruz maalesef. Daha belki de şey bu sektöre de yönelik her esnafa aslında o esnafın çalışma şartlarına uygun belki de desteklere de ihtiyaç var. Yani buradan duyurmak lazım. Belki de bir şekilde birinin kulağına gitmesine fayda bile sağlarsak ne mutlu bize. Kesinlikle yani hani eleman istihdam sağlaması için istiyoruz mesela. Bize şart koşuyor. Şu kadar eleman çalıştırmak zorundasınız. Şu kadar sigortalı elemanınız olmak zorunda. Şimdi iş yerinin bünyesine göre de yani çok kişi çalıştıramayabiliyoruz biz bazen. Bazen bir kişi çok iş başarabiliyor. Bazen 10 kişi sadece tek kişinin yaptığı işi yapabiliyor. Bakmak lazım ona. Tabii. Yani sektöre göre aslında eleman istihdam sağlaması lazım. Bu KOSGEB desteği olabilir, devlet desteği olabilir. Ama biz kesinlikle bu konuda yardım alamadık. Ben çok yere başvurdum aslında. Siz mesela bu bilgilerinizi kendi bünyenizde mi, devlet desteğiyle mi, iş nasıl yapılıyor bilmiyorum ama birilerine öğretmek için... Gönüllüyüm. Gönüllü olmak zaten aslında... Aynen gönüllüyüm. Yani gönüllü bir sanatçı bulduktan sonra gerisinin çok hızlı gelmesi lazım. Aynen. Şimdi biz bu işi en başta şöyle anlatayım. Biz bu işi başlarken severek yaptık, hayal ederek yaptık. Hayalimize ulaşmak için yol aldık zaten. Pes etmedik hiçbir zaman. Bana böyle aslında arkadaşlar geldiği takdirde eminim ki ileriki yaşantılarında müthiş güzel iş olanağı oluşturabilecek olacaklar. Size böyle kişisel olarak yani benim elimden bu iş geliyor deyip
Yanınıza gelseler ben ne yapabilirim? Bir işin ucundan tutabilir miyim? Benim elimden bu işler geliyor ya da bunları öğrenmek istiyorum. Evet. Siz gönüllü yol gösterici olur musunuz Kesinlikle, mesela? Tabii ki. Olan arkadaşlar var zaten. Şu an ekran karşılarında da eğer ki bizi izliyorlarsa da tanıyorlardır. Mutlaka çok kişiye ben yardımcı oldum o noktada zaten. Hı hı. Çünkü biz bu sektöre de başlarken çok kişi yardımcı olmadı bize. Ne demek olduğunu biliyorum. O yüzden yani evlerinde oturmuş olan bayanların evde otursun istemiyorum. Oturuyorlarsa dahi o becerilerini paraya dönüştürsünler istiyorum ben. Yayın öncesinde de konuştuk. Mesela Evet. evde de çok basit bir şekilde halledebilecekleri, yapabilecekleri, kazanca dönüştürülebilecekleri Aynen, işler çok şeyler var aslında, kesinlikle. Değil mi? Mesela neler kesinlikle. Var? Neler yapabilirler evde? Şimdi biz mesela kendi gelinliklerimizi yaparken işte dantelleri işletebiliyoruz. Bunları verebiliyoruz. Gelin aksesuarları yapabiliyorlar. İşte kızlarımızın elinde tuttukları buketler, onların çeşitlendirebiliriz. Kafasına taktıkları taçlar mesela onu çeşitlendirebiliriz. Becerisi doğrultusunda her şeyi öğretebiliriz. Bütün püf noktalarını öğretebiliriz. Bazen bakıyoruz mesela, evet çalışıyorlar, yıllarını veriyorlar bunları öğrenmek için. Ama ben diyorum ki gelin ben püf noktalarını öğreteyim. Bunu hem ekonomiye hem kazanca kesinlikle, dönüştürün, hem aile kesinlikle. bütçesine bir katkı, hem Yani. De aslında bir uğraş, Aynen. Bir şeyi başarmanın insana verdiği sosyal has aslında. Kesinlikle, en yani önemlisi. Kendi satışlarını kendileri de yapabilirler. Hı-hı. Yani kendilerine sayfa açıp orada yani satışlarını sunabilirler. Çok güzel. Şimdi sektörü konuşuyoruz elbette ki. Ben biraz da artık yavaş yavaş böyle giyime dönelim. Tamam. Gelinliğe, isteklere, abiyelere, nişanlıklara dönelim istiyorum. Tamamdır. Evet, zor bir sezon geçti ama zor. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki sezon güzel yeniliklerle Kesinlikle. Beraberinde gelsin. Şöyle başlayalım. Genel olarak 2018-2019 bu sezona baktığımızda en çok nasıl modeller istendi? Onu da konuşalım. Siz en çok hangi modeller üzerinde belki çalışıyorsunuz? Ya da sizin tercih ettiğiniz, beğendiğiniz, herkese giden modeller neler? Onlardan konuşalım ama buna girmeden önce ben şimdi o kadar çok soru var ki aklımda. Sizin de çok güzel bir enerjiniz var. Yayından önce de çok güzel sohbet ettik. Başlama hikayeniz de çok güzel aslında. Bu modellere girmeden o hikayeyi de bir dinleyelim mi? Çünkü tamam. İstihdamdan bahsettik. Kadınlar evde oturmasın. Herkes bir işin ucundan tutsun, bir katkı sağlasın. Hı-hı. Hem ekonomiye, hem kendine, hem aile bütçesine dediniz. Demek ki siz çocukluktan itibaren bazı hayal ve hedeflerle Kesinlikle, büyüdünüz. Elbette, elbette. Şimdi ben çocukken bir tane bebeğim vardı. Ona gelinlik tasarlamak adı altında annemin perdelerini çok kesmişimdir. Annemden çok dayak yemişimdir bunun uğruna. Ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Çocukken evet o bazı insanlar top falan oynarken biz modacılık oynuyorduk. Hani hiçbir zaman hayalimi herhalde es geçmedim. Bunun üzerinde daimi devam ettim. Kendimi nasıl geliştirebilirim düşüncesine girdim ve de geliştirmeye çalıştım. Nacizane. Evet, bir sürü daha çok eksiğimiz var elbette. Ama güzel şeyler oluşuyor. Evet, şimdi siz dediniz ya hayal etmek, yaratmak evet. Zaten bunu hep istedik. Şimdi bu farklı bir şey gerçekten. Hayal etmek bilmiyorum, öğretilebilir bir şey değilmiş gibi. Biraz içten ve biraz o hayal gücünün varlığının üzerine katarak sanki yol alabilecekmişsin evet. gibi görünüyor. Şimdi sektöre baktığımızda fast fashion denilen bir kavram var. Yani çok hızlı şekilde artık ihtiyacımız olan giyim değil, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da gerçi etkisiyle sürekli tüketilen, ihtiyacı olmadan da satın alınan bir sektör haline dönüştü. Fast fashion, yani sürekli yeni modellerin çıktığı ve tüketildiği bir akım aslında. Böyle düşündüğümüzde şimdi o kadar hızlı dönen bir moda sektörü var ki bir tarafta tüketici açısından bakıyoruz. Belki o çok daha farklı bir boyutu, sosyal boyutu konuşmak lazım. Üzerine uzun uzun değerlendirmek lazım. Tüketim alışkanlıklarımızı konuşmak lazım ama fast fashion'da aslında ben üretim kısmını da mesela konuşmak istiyorum. Bu kadar hızlı akan bir moda sektöründe üretmek, hayal gücünü kullanarak bir şeyler üretmek nasıldır aslında? Onu merak ediyorum. Birazdan konuşacağız. Şimdi buna girmişken ben hemen kısaca şundan da aslında bahsetmiş olayım. Rana Plaza katliamını aslında hatırlarsınız. Belki de birçoğunuz. Aralarında çocuk işçilerinde olduğu 1130
38 işçi hayatını kaybetmişti. Bir o kadar da ondan fazla da işçi yine yaralanmıştı. İşte bu fast fashion'ın getirdiği ucuz ülkelerde fazla iş gücü 12 saat, 10 saat, 20 saat çalışmalarla üretilen ürünlerin çok hızlı bir şekilde Avrupa ülkelerinde tüketiliyor olması bir taraftan korkunç bir katliama da neden olmuştu aslında, işçilerin eylemlerine de neden olmuştu. Şimdi bu ve tüketici kısmı biraz farklı ama evet, üretici kısmı, şimdi yaratmak diyoruz, hayal etmek diyoruz ama çok hızlı akan bir moda akımı var. Hı hı. Bu yaratanı nasıl etkiliyor, hayal edeni, bu kadar hızlı akması bir şeylerin? Şimdi şöyle, zaten hayal gücü sınırsız olabiliyor eğer bu işin içindeyse. Hı hı. Hayalde sınır yok zaten. Her şeyi hayal edebilirsiniz. Beceri varsa bunu zaten gerçekleştirebilirsiniz. Az önce şöyle bir soru sordunuz. Evet, hayal etmeyi öğretebilir miyiz? Hı hı. Evet, hayal etmeyi öğretebiliriz. Sadece nasıl öğreteceğimiz önemli. Hı. Hayali öğretebiliriz. Biz çünkü aslında bunu eğitim sisteminden alıp, evet, başlamak lazım. Biz hayal gücünü belki birçok alanda körelttik. O küçüklükten yetiştirme, çünkü birçok çocuk sinyallerini veriyor aslında hangi sektöre daha yakın olduğunu. Hı hı. Modaya mı, işte belki de üretime mi, pazarlamaya mı, evet, hangi alana kayacağını sinyallerini yavaş yavaş veriyor. Kesinlikle. Bu çocukları eğitimden o alana yönlendirmek belki de aslında birçok işi de kolaylaştırıyor olacak. Evet, evet. Değil yani mi? Bu noktada zaten anne baba olarak çok dikkatli bakmamız lazım evlatlarımıza. Hı hı, kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi gelelim mi tercihlere? Siz en çok neler dikiyorsunuz, neler istiyorlar ya da 2018-2009 hangi gelinlik modelini tap yaptı? Şimdi bir konseptine göre değişebiliyor zaten kızlarımızın seçeceği gelinlik tercihleri. Hı hı. Kır düğünü ise eğer şayet helen modelleri dediğimiz balon kollarla tercih ettikleri yıl oldu 2018-2019. Hı hı. Bu yılda devam etti zaten. Genelde bazı kızlarımız salaş, özgür gelinlikleri istediler. Çoğu da tercih etti zaten o noktada. Tabii ki bazı kızlarımız klasikten yana kaldı. O da konseptlerinden kaynaklı olan bir durumdu. Hı hı. Şunu da söyleyelim, vücut tipine göre bölersek uygun, eğer ince ve zayıf, belki hafif balık etli ya da kilolu, evet, çok zayıflar, nasıl ürünlere yönelmeliler? Aslında bunu birkaç şeyden konuşalım. Gelinlik olabilir, abiye olabilir, hı hı, nişanlık olabilir. Şimdi genelde kabarık seviyor gibi görünüyor. Şimdi açıkçası ben burada şu noktaya değineyim. Kızımızın fiziğinden dolayı değil de bir de damada bakmak lazım. Ne demek istedik burada? Burada nasıl ne bakacağız demek istedik? Damada? Şimdi şöyle anlatayım. Ben genelde şuna bakıyorum. Çift çok önemli benim için. Evet, kız istediği modeli isteyebilir. En doğal hakkı. Ama şimdi bayana bakıyoruz. Bayan yani çok zayıf değil mesela. Ona kabarık model gitmeyecek. Veyahut da kabarık modeli giydiği zaman damadı silecek bir pozisyonda. Hmm. Biz diyoruz ki o zaman yok, sen bunu giyinemezsin aslında. Neden? Damadı silmiş oluyorsun. Siz bir çiftseniz eğer, bir dengedeyseniz eğer, hani ona uygun da giymek zorunda. Hı hı. Gerçi gelin, hani erkekler sanki damatlar bir arka planda kalıyor gibi bu. Öyle ama ben damatlara da önem veriyorum aslında. İkisinin hayali bu gelinlik. Değil mi? Düğün. Tabii ki. O kapıdan girdiklerinde kesinlikle, ikisinin de güzel anıları olarak arkadan kalacak. Ya da, aynen, fotoğraflarda kalan o güzel anılardan ömür boyu onlarla bir beraber olacak. Gelecek. Şimdi biz bir de bu noktayı ticari olarak düşünmediğimiz için belki de bu benim düşüncem. Doğru. İkisinin mükemmel bir düğüne sahip olmaları, hayallerini gerçekten gerçekleştirmeleri önemli bizim için. Şimdi genelde böyle sade modelleri çok, hani herkes yani böyle normal konuşma esnasında, evet, duyduğumuzda sade tercih, sade, hı hı, ister herkes. Ya da ünlülerde görürüz. Ama kendi düğünlerine gelince şatafatlı, aynen, boncuklu, aynen, işlemeli, kabarık. Biz o şeyi kırdık mı? Sadeleşebildik mi? Yani sadeleşemedik aslında. Bazı noktalarda evet, bazı kızlarımız sadeleşti ama yine bir anne baba faktörü var, çevre faktörü var. İşte bir kerelik gelin olacaksın faktörü var. O yüzden biz bazen bazı kızlarımız ne istiyorum, ne aldım gittim olayına çok dönüyor. Çok dönüyor değil mi? Dönüyor, evet. Peki dantel mi, düz
kabarık mı diye nasıl modeller tercih ediyorlar ya da boncuk işleme taş? Dantelin hiçbir zaman zaten modası eksilmeyecek. Hı-hı. Ama bu yıl geçen seneye göre eteklerde çok bir dantel kullanmadık. Hı-hı. Helen modeli olduğundan dolayı. Helen modeli de biraz uçuş bir gelinlik tarzı zaten. Daha salaş, daha özgür bir gelinlik. Çoğu kızlarımız evet altlarda dantel kullanmadık. Hı-hı. Şeyler peki kuyruklar? Kuyruklar tabii ki, tabii ki, tabii ki. Çok kişinin tercihi zaten. Ben de çok seviyorum. Duvaklar? Duvakları uzun kullandık bu sene. Hı hı. Nişanlıklar peki nasıldı? Daha abiye tarzı mı? Daha abiye tarzında oldu. Bu yıl o şekilde tercih etti kızlarımız. Çok kabarık tercih etmediler. Hı hı. Daha soft. Ve sanki özellikle nişanlıkta kullanacakları o eski kabarıklardan öte sade daha sonra da kullanabileceği daha çok abiyeye yönelik modeller tercih ediyorlar gördüğünüz. Kesinlikle tabii şimdi belli bir bütçe ayarlıyor damat ve gelin olarak. İkinci defa da giyebilsin istiyorlar her iki tarafta çift. Zaten gelinlikte o şanslarını egale aynen, edecekleri hani, için hiç olmazsa. Kesinlikle evet gelinlik şimdi bir defalık oluyor evet onda sınır yok diye düşünebiliyorlar ama kınasında yahut da nişanında giyebilecek kıyafeti evet ya birkaç defa daha giyinelim, değerlendirelim dedikleri oluyor. Nişan ve kınada en çok hangi renkler tercih edildi bu arada? Şimdi kızın ten rengine göre değişebiliyor bu ama yine bordo ön plandaydı. Bordo ön planda. Aynen. Pudralar? Pudralar kızımız eğer beyaz tenliyse zaten çok kişi tercih etmiyor. Yani renk çok önemli çünkü kızımızın ten rengi çok önemli. Gelinlikte peki daha kreme kayan tonlar tercih edildi mi? Çok nadir aslında cappuccino tonunu çok cappuccino diyoruz mesela onu çok tercih edildi evet ama yine kırık beyazlar ön plandaydı. Şimdi biz kimler ne istiyor, gelinler nasıl kendilerini hayal ediyor diye konuşurken evet. Bir taraftan sanattan bahsettik, bir taraftan hı-hı. sektörden bahsettik. Gelinlerin istekleri nedir dedik. Ama siz özel dikiyorsunuz. Bilmiyorum aynen. Belki bunun da bir altını çizmek lazım. Şimdi özel dikim deyince biz neyi kastediyoruz? Özel dikim bazılarının zihninde çok pahalı gibi algılanıyor. Evet. Öyle mi? Nedir özel dikim? Neyle karşı karşıya kalacak mı? Şimdi biz bu konsepti uygularken özel dikim toptan fiyatına perakende özel dikim adı altında benim iş yerim açıldı. Hı hı. Yani bu ne demek oluyor? Evet özel dikim yapıyoruz ama hem damadın bütçesine uygun hem de gelinimizin hayalini gerçekleştirebileceğimiz bu noktada yorulmayacakları şekilde hı hı. hazırlamaya çalıştık. Evet özel dikim pahalıymış gibi algılansa da bizim yani çalıştığımız ekip arkadaşlarımız da mesela çok da uygun hazırlayabiliyoruz. Bütçelerine uygun. Her iki tarafta mutlu çıkıyor mesela. Şimdi istedikleri bir model le mesela gelecekler evet. özel dikim istiyor gelinliğini ama belki 2000 lira dedi örnek aynen. veriyorum 2000 lira bütçem var ama ben bu modeli istiyorum şimdi o gösterdiği model 2000'den işte 10.000'e kadar çıkan ya da inebilecek bir model mi ya da o modelin fiyatı neye göre belirleniyor ürünün kalitesi mi kullanılan kumaşı mı danteli mi ya da üzerine eklenen bir taş mı, zincir mi? Ne belirliyor o fiyat aralığını? Şimdi üzerine ya da kullanacağımız evet aksesuarlar değiştiriyor. Yani bunun işte dantel değiştirebiliyor. Evet şimdi üzerine kullanabileceğimiz taşlar, işlemeler değiştirebiliyor. Bu bir gerçek. Ama velakin 2000 liraya da çok rahat bir şekilde kendi bütçelerine uygun gelinlik diktirme şansları var. Hı hı. 2000 lirada bir gelinlik için aslında normal ideal. Yani şimdi her bütçeye göre zaten yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Biz dediğimiz gibi ticari bakmıyoruz bu olaya. Biz siz kızlarımızın hayalini gerçekleştirmeye adayız. Siz bu işe de zaten aşkla kesinlikle, bakıyorsunuz. Kesinlikle, ben çok seviyorum. Onu siz ben anlatırken anlıyorum. Yayında bir ara şunu da konuşalım. Modacı olmak isteyenler, belki bir moda evi sahibi olmak isteyenler, hayalleri olup belki de çizimlerini kendi geliştirmeye çalışanlar da olabilir bizleri izleyenler. Bir yol gösteren, bu işi aynen. yapan, nasıl bir yol izlemeliyiz diye merak eden onlara da bir dönelim elbette ki cevap verelim. Bu arada bir taraftan görüntüler de dönüyor aslında. Kesinlikle. Güzel, oldukça da dikkat çeken görüntüler. Biz bu arada böyle uzun kuyruklar ve balık modeller gelinliklerde hala tercih ediliyor mu? Şimdi tercih edilebiliyor aslında ama bizim şimdi şurada açık söylemem lazım. Türk insanlarımızın pek de fizik yapısı balık modellere uygun olmadığını düşünüyorum. Hı hı.
Ama tercih edilenler var, ama böyle kokteyl düğünleri olursa tercih ediyorlar. Bizim gibi davullu zurnalı düğünlerde çok tercih etmiyorlar. Kızlar çok da rahat edemiyorlar onda. Şimdi programın başlarında da söylemiştim ya, biz birkaç ünlü seçtik. Evet. Ünlüler üzerinden dedik ki şöyle bir fotoğraflarını verelim. Ünlüler üzerinden tercih edilen gelinlikleri, detaylarını konuşalım. Bu gelinlik nasıl işlenmiş, daha çok dantel mi kullanılmış, işte kabarık mı, sade mi, böyle tercih edenler var mı ya da hangi vücut tipi bu gelinliği giyebilir gibi bazı fotoğraflar hazırladık. En yakın Ebru Şallı var aslında evlenen. Sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Gelinliği de çok dikkat çekici bir gelinlikti. Aslında çok farklı bir gelinlikti. Çok görmeye alışkın olmadığımız, aslında mevsime göre fazla mutasip geldi bana. Daha bir yaz düğünü havasını vermemiş gibi geldi, ama tabii değerlendirmek lazım. Şimdi fotoğrafını da alalım. Üzerine de biraz konuşalım. Ebru Şallı'nın tercih ettiği o gelinliğin detaylarını konuşalım. Evet. İşte bu gelinlik, şimdi ekranlarınızda görüyorsunuz. Evet. Nasıl bir gelinlik olarak siz tarif ediyorsunuz bu gelinliği? Şimdi bu gerçekten de sade bir gelinlik, ama şimdi özgür de bir gelinlik. Önündeki detaylar sıra dışı aslında. Çoğu kızımızın tercih etmeyeceği bir gelinlik tarzı. Yani çoğu kızımız böyle bir gelinliği tercih etmeyebilir. Şimdi şöyle baktığımızda aslında tamamen boğaza kadar da kapalı Fransız dantelleriyle, evet, kaplanmış bir gelinlik. Biz biraz rahatımıza düşkünüz aslında. Bu tarz gelinliği çok kimse tercih etmeyebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir dikimci olarak, evet, öyle söyleyeyim. Böyle bir gelinliği ben tasarlar mıydım? Evet, isteyen olursa tasarlardık, ama giyeceği konsept de çok önemli ama. Şimdi Ebru Şallı'nın o gelinliğini mesela biri gelse dese ki ben bu gelinliği istiyorum. Siz neye bakacaksınız önce, ya da o gelinlik kime uygun olabilir? Şimdi fizik yapısına elbette bakacağız. Bu noktada mesela şimdi açık konuşalım. Göğsü küçük olan arkadaşlar tercih edebilir, ama göğüsleri hani büyük olan bayanların kesinlikle ve katiyen tercih etmemesi gerekir. Bir model. Yani. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi yazın en çok konuşulan iki görüntüsü daha var aslında ünlüler dünyasında. Biri Neslihan Atagül'ün, önce onu getirelim. Evet. Bir de Fahriye Evcen'in. Çok çok konuşuldu. Benzerlikleri kesinlikle çok çok konuşuldu. Şöyle bir bakalım Neslihan Fahriye Atagül'le. Fahriye Evcen gelinliğini biz çok diktik. Çok da talep gördü. Evet, o. Talep gören gelinliklerden biriydi. Aynen. Özellikle Neslihan Atagül'le de benzerlikleri de çok çok konuşulmuştu. O gelinlik üzerinden de konuşalım. Daha genç, hareketli bir hava vardı Neslihan Atagül'ün, evet, ve Fahriye Evcen'in de gelinliklerinde. Evet, şu an ekranda. Nasıl değerlendiriyoruz bu gelinliği? Şimdi bu tür gelinlikler gayet güzel. Fiziksel yapılarına da yakışmış zaten ünlü arkadaşın. Çok da tercih ettiler, evet. Neslihan Atagül'ün üzerindeki kesinlikle. Bu gelinlik. Ama Fahriye Evcen'inkini daha çok istediler. Aslında şey, benzer bir gelinlik. Benzerlikleri var, evet. Önünde derin bir V dekoltesi var. Ve tamamen güpür mü? Güpür, evet. Güpür işlenmiş. Duva yine aşağıdan uzun takılmış bir duvak ve uzun tercih bir duvak etmiş, tercih, evet, edilmiş. Evet. Aslında burada duva alttan bağlamasının amaçlarından bir tanesi de gelinliği ön plana çıkarmak. Güzel bir ayrıntı aslında şu an söylediniz. Aynen, gelinlik ön plana çıksın istiyorsak duvak aynen, aşağıdan mı olmalı, arkadan olmalı? Aynen. Şöyle tepeden o kabarık duvaklar. Olduğu zaman zaten ilk dikkati çeken duvak oluyor. Gelinliğin bir adım önüne geçmesini istemiyorsanız bu da önemli bir tüyo olarak, evet, kalsın. Duva yukarıdan değil. Aşağıdan. Enseden, aşağıdan takacağız. Kesinlikle. Evet, Neslihan Atagül'le Fahriye Evcen'in gelinlikleri çok konuşuldu. Birbirine çok benzer diye Fahriye Evcen'i de getirelim şimdi arkadaşlardan, rica edeyim. Bu da Neslihan Atagül'ün önden gelinliğinin görüntüsü. Derin bir V var. Çok da yakışmış ama, değil mi? Çok yakışmış gerçekten. Böyle bir V isteyip, mesela şu gelinliği isteyip önünü ama bu V'yi kapatalım diyenler oluyor mu, ya da öyle yapsanız bu gelinliğin... Şimdi oluyor aslında, ama ben şöyle söylüyorum genelde bunu yaptıkları zaman. Şimdi o zaman birazcık modellerde farklılaşabiliyor. Ama şimdi bizim yapısal düşüncelerimiz biraz daha mütasıbız galiba. Damatlarımız azıcık daha kıskanç bir yapıya sahipler. Ben şunu öneriyorum. Evet, damat kıskanmayacaksa bu modelde
aslını aynı şekilde yapalım. Çünkü bunu bu şekilde görüyoruz. Evet. Bu şekilde yakışmış. Bu hangi modele, mesela Ebru Şallı'nın gelinliğindeki vücut tipini, saydığımız vücut tipine yine uygun bir vücut tipi bunu zannediyorum. Kesinlikle, ki giyebilir değil mi? Hı hı. Daha göğüsleri küçük. Ama şimdi şöyle, Ebru Şallı bu Neslihan Hanım'a göre çok daha zayıf. Tabii, çok daha zayıf. Daha minyon. Orada bir hacim kazandırmak istemiş zaten. Ebru Şallı. Evet. Ondan dolayı o öyle bir detayı kullanmış. Şimdi Fahriye Evcen'in fotoğrafını da rica edeyim arkadaşlarımızdan. Ona da bakalım. Zaten Neslihan Atagül'ün gelinliğiyle çok benzer tarafları var. Şimdi fotoğrafları incelerken hem de böyle biraz sosyal medyada en çok konuşulan, ünlüler üzerinden en çok konuşulan hem gelinlikleri hem de konuları da değerlendiriyorken benzerliklerden bahsetmeden geçmek olmazdı elbette ki. Bunları konuşurken de küçük ayrıntılar da tabii beraberinde geliyor. Atladığımız ayrıntılar, ne gelinliği ön plana çıkarır, hangi gelinlik belki sizi daha vücut tipinize göre ihtişamlı gösterir, daha güzel gösterir. Bunları da tek tek konuşuyor olacağız. Bu iki gelinlik mesela, biri derin V, arkası da aynı şekilde, bir tanesi de tamamen kapalı. Duvağı çıkarırsak hangi gelinlik karşıdan daha dikkat çekici olur mesela? Ben dikkat çekici olmak istiyorum dese, şimdi, bu iki gelinlik üzerinden konuşsak hangisi dikkat çeker? Tabii ki Ebru Şallı'nınki dikkat çeker. Evet. Tarzı daha bambaşka çünkü. Evet, şimdi Fahriye Evcen'inki de ekranda. Yine Neslihan Atagül'ün gelinliğine benziyor Fahriye Evcen'inki de. Arkada çok benzerlik var zaten. Evet, arkada derin bir V, önü de V. Duvak zannediyorum kullanmamış. Ya da bu fotoğrafta mı görünmüyor bilmiyorum. Bir fotoğraf daha varsa belki onu da rica edebiliriz arkadaşlarımızdan. Onu da paylaşabiliriz. O da benzer bir gelinlik. Fahriye Evcen mi en çok tercih edilen oldu? Aslında aynen, benzer bir gelinlik diyoruz. Benzer gelinlik ama şimdi şöyle, onu giyen arkadaş da çok önemli. Kim taşımış onu? Şimdi müşteriler ona bakarak da geliyor Fahriye aslında. Fahriye Evcen'i karşılaştırdığımızda Fahriye Evcen'de daha mı dolgun mu durmuş? Fahriye Evcen tabii ki daha dolgun, yani kilo bakımından yapı olarak daha dolgun, daha uzun boylu bir kız. Evet, belki de o yüzden daha farklı gösterdi. Kesin yani, içini tamamen, öyle diyeyim, gelinliğin içini tamamen doldurmuş. Doldurduğu için de zaten ekranlarda çok güzel bir görüntü sağlamış. Evet. Yani çoğu müşterilerimizden, gerçi bakın bu fotoğrafta birazcık daha mutasip aslında. Evet, önü mesela... Yani, Daha kapalı. Daha kapalı, daha giyebileceğimiz ve daha çok tercih edebileceğimiz bir gelinlik tipi. Evet, şu an o iki fotoğraf arasında ben neden Fahriye Evcen demiştim ama anlıyorum. Önünün V'si Neslihan Atagül'de çok daha aşırı açık, derin. Aynen. Burada arkaya sadece V verip önü daha mutasip tutmuşlar. Aynen. Bunu herkes ve her şekilde tercih edebilirler. Damatlar kıskanmayabilir. Bu da ama biraz balık. Balık, ikisi de balıktı. Evet. Fahriye Evcen Neslihan Atagül'e göre daha yukarıdan duvağını tercih etmiş. Kesinlikle, evet. Evet, oradan dikkat çekmek istemiş demek ki. Duvağı daha kalın ve dolgun kullanmış. Hı hı. Bu kumaşlar daha yoğun bir görüntü var çünkü bunlarda. Biraz böyle kilolu ya da hafif balık etli olanları daha şişman gösterir mi? Hayır, şimdi üzerine kullanacağımız zaten robot, şöyle anlatayım. Biz robot beden çalışıyoruz zaten. Hı hı. Şişman olan arkadaşları zayıf gösterebiliyoruz. Zayıf olan arkadaşları içini doldurarak daha böyle dolgun gösterebiliyoruz. Hı. Zaten özel dikimin güzel tarafı da bu. Ne talep ediyor? Nasıl karşılayabiliriz o talebi? Evet. Şimdi bir ünlümüz daha var. Beyza Şekerci. Onun da fotoğrafını isteyeyim arkadaşlarımızdan. Onun da üzerine biraz konuşalım. Şimdi zannediyorum ki o benim son zamanlarda en çok gördüğüm ya da en çok tercih edilen gelinliklerden bir tanesi diyebiliriz aslında. En çok şahit olduğum. Şimdi size de soracağım acaba. Tamam. En çok bu tip gelinlik mi tercih edilenler arasında diye. Beyza Şekerci'yi de getirirse arkadaşlarımız hemen o fotoğraf üzerine de bir değerlendirmede bulunalım. Bir dönem çok fazla tercih edilmişti o tip gelinlikler çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam şu an üstü onun işleme, altı prenses gelinlik modelindeydi. Evet. Evet. Bu şimdi mesela diğerlerinden çok farklı bir model. Burada hangi malzemeler kullanılmış yoğunluklu olarak? Tamamen kristal, taş ve tüllerle oluşmuş bir gelinlik. Transparan kullanılmış vücuduna. Gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Ama şimdi yoğun işlemesine göre
zarif bir gelinlik. Evet. Zarif. Çünkü o zarifliği ne veriyor mesela bu fotoğrafta? Şimdi bedenini tanıması gerekiyor müşterinin öncelikle. Bizim önermemizden ziyade birazcık kendi bedenini tanımalı. Hı hı. Bizim önerilerimizle de zaten güzel şeyler çıkabiliyor ortaya ama kendi bedenini tanımalı en önce. Hı hı. Yine burada da duvak mesela üstten tercih edilmiş. Prenses gelinliklere genelde üst taraftan takılması yakışıyor zaten. Hı hı. Şimdi bu gelinliği peki hangi gelinler tercih etmeli? Bunlar genelde minyon olan gelinlikler, gelinler daha çok tercih etmeli. Hı hı. Minyon olduğu zaman daha böyle dolu dolu göz dolduruyor. Evet. Peki aksi ise biraz kiloluysa bu gelinlik onu nasıl gösterecek? Yok, daha şişman gösterebilir. Daha kalın gösterebilir. O zaman A kesimi veyahut da Helen tarzlarını tercih etmeli o kızlarımız. Şimdi Beyza Şekerci'nin o görüntüsünden bahsederken kabarık gelinliklerde gelinlerimiz ya da arkadaşlarımızdan gördüğümüz gelinliği iki hava vererek kullanmak istediler. Hı hı. İşte düğünde kabarık, daha sonra o kabarığı çıkarıp gece öyle tercih edebiliyorlar. Belki elbise kısa olabilir, biraz daha diz üstünde olabilir. Aynen. Farklı bir elbiseye bürünerek onu gece ya da daha sonra başka davetlerde de kullanabilecek bir hale büründürdüler. Bu kolay bir işlem mi? Kolay bir işlem. Şöyle, bize de tercih edenler var bu noktada. Bir gelinliği üç kez, üç farklı şekilde giyinebiliyorlar. Nasıl yapıyorsunuz peki bunu? Nasıl yapıyoruz? Önce iç kısmını zaten elbise tarzında hazırlayabiliyoruz. Onun üzerine tekrardan isterse onu balık gibi görünebiliyor ama bele dikilmemiş tarzda hazırlıyoruz. Hı hı. Öyle giydiği zaman sadece bir kemer detayıyla ama bir bütün hale getirebiliyoruz. Eğer onun üzerine de isterse böyle kabarık bir şekilde tüllerle hazırlıyoruz. Böyle puf puf kızlarımız onu tercih edebiliyorlar, evet. Şimdi öyle bir seçenekte peki gelinlere maliyet artıyor mu? Biraz tabii ki artıyor. Öyle bir seçeneği kesinlikle olanlar biraz bütçeyi de ona göre ayarlamaları aynen gerekecek. Evet, bu da yakından görüntüsü. Evet. Beyza Şekerci'nin üstündeki işlemeyi şu an daha aslında detaylı görebiliyoruz. Şimdi onun üzerindeki kullanılan zaten detay işlemeden ziyade simli bir kumaş kullanılmış. Hı hı. Ondan dolayı gayet şık duruyor. Beline kalın bir kemer takılmış. O belinin uzun olmasını aslında birazcık gidermiş, daha kısa hale getirmiş. Ama üst kısmı, yani göğüs yapısı müthiş güzel durduğu için de zaten hakikaten de güzel yakışmış. Evet, bu gelinlik de gerçekten bir prenses gibi göstermiş. Bensu Soral vardı bir de, ona da bakalım. Arkadaşlarımdan rica edeyim gelinlikleri böyle konuşurken. Tabii sizlerin de merak ettiği hangi model bana olur, acaba bu model bana olur mu dediklerinizin belki cevaplarını da veriyor oluyoruz aslında onların üzerinden konuşarak. Çok farklı bir gelinlik. Bu da çok konuşuldu. Bunun kol detaylarını çok beğenmişti bize gelen müşterilerimiz. Çok arzu da ettiler aslında kol detayları ama şimdi bazen taşıyan da çok önemli bunu. Evet. Bu gerçekten diğer hepsinden çok farklı değil mi? Aynen, tabii ki. Yani çok hoş, evet, tasarımı çok güzel ama bu tür kolları kullanacaksak şayet evet balık formundaki olan bir gelinliğe tercih etmeliyiz. Hmm. Çünkü omuzları ve kol detayı star konumunda. Hı hı. Şimdi gelinlikte de şuna dikkat etmeliyiz. Biz starı nerede istiyoruz? Evet, her yer star olmaz. Her yer star olmaz. Burada star yani onun omuzları. Omuzları değil mi? Kesinlikle. Dikkat ettim ki duvak aşağıdan. Çünkü duvak aşağıdan, o kadar gösterişli bir bakar mısınız? Ama şimdi son dönemlerde zaten kızlarımız çok da duvak takma taraftarı değil. Hı hı. Çıkıp takmalı duvakları tercih edebiliyorlar. Hı hı. Biz onu şekilde hazırlayabiliyoruz. Evet. Evet. Şöyle bir de ön taraftan baktığımızda üstü bayağı detaylı düşünülmüş. Yani aşağısı daha düz ve sade bırakılmış. Aynen. Ama üstte kollara kadar çalışılmış değil mi? Kesinlikle. Starı üst tarafta kullanmış zaten. Saç yapısını da çok zarif kullanmış. Mesela hiçbir abartı yok. Dikkat evet ederseniz bakın. Şimdi sadece kollar ön planda. Bunu giymek isteyenlere peki biri bu fotoğrafla gelse ve ben bu gelinliği giymek istiyorum dese? Kesinlikle. Bunu kim giyebilir? Bunları biraz daha dediğim gibi uzun boylu, zayıf olan kızlarımız çok güzel taşıyabiliyorlar. Hı hı. Aksi halde giymek istersek nasıl gösterir? Daha şişman mı daha gösterir? Daha şişman gösterebilir. Hı. Tabii ki. Şimdi şöyle 40 beden olan
ve etine dolgun bir kızımız bunu giyinemez. Onu giydiği zaman zaten iki katına şişman gösterebiliyor. Hı hı. Zaten bu tarz tercihleri zayıf olan kızlarımız giymeli ki istediği formda görünsün. Evet. Daha dolgun görünmek istiyorlar çünkü. Şimdi... Evet. Evet, bu da arkadan görüntüsü gerçekten yani harika. Kendisine de çok yakışmış. Zaten belin aşağısından baktığımızda tamamen beyaz. Abiye formunda, evet, değil abiye mi? Abiye formunda bir kumaş. Kesinlikle. Hiçbir şey yok üzerinde. Tabii tabii tabii, o şekilde kullanılmış zaten. Öyle tercih edilmiş. Hı hı. Son bir isim var, Sinem Kobal. Ona da bakalım isterim. Onun üzerinden de konuşalım. Sinem Kobal da zayıf bir hanımefendi zaten. Bakalım o nasıl bir gelinlik tercih etmiş, hangi bedenler bu modelleri tercih edebilir? Yine üzerinden konuşmuş olalım, hı hı. Sinem Kobal'ın fotoğrafının üzerinden de. Evet, şu an galiba Sinem Kobal'ın fotoğrafı gelmiyor. Tamam, şimdi birçok ünlüye baktık. Evet. Gösterişli olanlar var. Sahnenin içerisinde gösterişi verenler var. Şimdi ben var. Şöyle diyeyim. Şıklık abartı demek değil. Bazen hiçbir şey kullanmazsın ama istediğin şıklığı, zerafeti elde edebilirsin. Bazen de çok şey kullanırsın ama hiçbir şey elde edemezsin. Evet. Burada bilir kişilere yardım almak en doğrusu. Yani biz yıllardır yapıyoruz bu işi. Çok gelin kızları gelin çıkardık. Burada birazcık bize kulak vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi önümüzdeki sene için mesela nişanlıklarda en çok bordo tercih edildi bu yıl. Evet. Pudra da açık tenli değilse pudra da tercih ediliyor. Evet. Önümüzdeki sezon için bir şey var mı? Bu renk yine aynı mı gider? Hangi renk daha çok revaçta şimdi olacak? Şimdi griler çok ön planda. Doreler çok ön planda. Çoğu kızımızın tercih ettiği renkler arasında ama yine şu çok önemli. Bakın. Kızımızın renk tonu çok önemli. Evet. Mesela gri kim giyebilir? Hangi? Beyaz tenlilere çok yakışıyor mesela griler. Renkli gözlülere çok yakışıyor griler. Hı. Özellikle mavi gözlülere çok yakışıyor. Hani bir de konsept de çok önemli. Tabii. Doğru. Hangi konsept olduğu aynen. da çok önemli. Evet, Sinem Kobal'ın görüntüsü gelmiş şu an ekranda. Tamamen Helen tarzında, abiye biçiminde yapılmış. Göğüs dekoltesi sınırlı kullanılmış ama askılarını uzun kullandıkları için o dekolte çok göze batmıyor dikkat ederseniz. Evet. Ben de acaba saçlardan mı çok göze batmıyor diyecektim. Sinem Kobal'ın omuzları çok geniş. Hı-hı. Diğer kız arkadaşlara göre. Omuzları geniş olduğu için zaten bu tarz bir modeli tercih etmiş. Hı-hı. Evet. Şimdi sizin en çok tercih edilen Helen modeli demiştiniz. Aynen aynen. Yani bu tarzda mı? Aynen, kabarık olmayan, gayet salaş, çok hafif de bir gelinlik çünkü bu. Hı hı. Kızlarımızı çok yormuyor da, hareket etmesi de kolay. Hı hı. Rahatlık istiyor artık müşteriler. Değil mi? Kesinlikle. Artık o eski şey yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Istiyorlar. Biraz da ailelerin baskılarını zannediyorum ki orada köreltebilirsek. Kesinlikle, biz daha, ikna ediyoruz bazen. Daha da sadeleşecek, daha da aynen. sadeleşmeye gidecek. Şimdi tabii programın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Teşekkür ederim, güzel şeyler konuştuk. Bu arada son olarak Sinem Kobal'ın üzerindeki gelinliği de sorayım. Sanki o model hemen hemen birçok insanın giyebileceği bir model gibi görünüyor ama öyle mi? Aynen, kesinlikle. Şimdi şöyle, evet herkes tercih edebilir. Ama kendinin farkına vararak giyildiği zaman, ben şöyle diyorum, her insan bir askıdır. Hı hı. Kıyafeti nasıl asarsanız o kadar güzel görünür. Onu taşıyabilmek çok önemli. Evet. Kendini gelin olabilerek, hissederek, onu o edayla taşımak çok önemli. Doğru, o farklı bir hava katıyor. Kesinlikle, aynı gelinliği çok kişi giyse de taşıyabilen zaten en güzel şekilde taşır. Ben şimdi son olarak hani dedim ya, merak edenler, televizyonun başında oturup evet. bizi izleyenler, modaya merakı olanlar, bir yol arayanlar ya da ben bu işi çok seviyorum ama başlasam mı, bu sektör nasıl diye merak edenler. Sizin bu sektöre göz kırpanlara, sektörün içinde olan biri olarak vereceğiniz mesaj tabii var mı? Tabii, ben her türlü yardımcı olabilirim ki bizim sektörümüz çok güzel bir sektör. Yani çok özgür bir sektör. Aslında kendini çok rahat edebileceğin bir sektör. Bu sektörü tercih etsinler mi yani? Kesinlikle tercih etsinler. Çünkü o alan sana özel aslında. Düşündüklerini yaratabilmek, yapabilmek, ortaya çıkarabilmek inanılmaz güzel bir duygu. Hı hı.
Tabii nerede, kiminle başladığın da önemli. Kesinlikle tabii. Doğru adres her zaman için önemli. Adımlarını doğru atabilmek için. Ama merakları ve yetenekleri varsa diyorsunuz. Kesinlikle adres belli zaten. Bu sektörde olsunlar. Her türlü de zannediyorum ki yol zaten onları başarıya çıkaracaktır. Kesinlikle her türlü değerlendirecekler zaten el becerilerini. Ki herkes de aslında çoğu kızlarımız da hanımlarımız da becerikli. Şimdi Sema Hanım da söyledi, ben bir kez daha altını çizmiş olayım. Bu işi merak edenler, yapmak isteyenler, öğrenmek isteyenler, evde olup hem ben ekstra evimde iş yapmak istiyorum hem katkı, benim her zaman dedi kapım açık. Kesinlikle. Değil mi? Bunun bir kez daha altını çizmiş olalım. Özür diliyorum. İstihdama katkı sağlamak, birilerine bir emeğine yardım edebilmek. Aynen, ben bayanlara destek vermek istiyorum zaten. Evet. Bayanlar evde oturmasınlar, kendilerini değerlendirsinler. Her koşulda değerlendirsinler, bıkmadan değerlendirsinler yani. Pes etmesinler hiçbir şekilde, hiçbir kadın. Güzel mesajlarla noktalayalım. Aynen. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ederim. Çok keyifliydi. Ben çok mutlu oldum, daha teşekkür ederim. Konuşalım, daha da konuşalım. Kesinlikle. Sektörü, kadınları. Kesinlikle. Kadınları sektöre katmak için, sadece bu sektör değil aslında üretmeye katmak için neler yapılabilir de konuşmak lazım diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyorum size. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, sonra da bugün moda sektörünü konuştuk. Gelinlikleri, abiyeleri, en çok tercih edilen modelleri ve renkleri moda evi sahibi Sema Aydın'la birlikte değerlendirmeye çalıştık. Tabii ki ünlülerin üzerinde olan modellerle birlikte. Evet, programı noktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın yine aynı saatte, yani saat 16'da ekranlarınızda olacağız. Saatleriniz 17'yi gösterdiğinde ise gelişmelerle yeniden sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.